düşünmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli dostlarımız, yine inşallah bir programda daha beraberiz. Rabbim birlikteliğimizi daim kaim kılsın inşallah. Okuduğumuz hakikatlardan istifade edip hayatımıza tatbik etmeyi, hayatımızla bu manaları yaşamayı ve Rabbimin rızasını kazanmayı hepimize nasip etsin inşallah. Evet, Cenab-ı Rabbül Alemin'in kanunları ve kaideleri vardır değerli dostlarım. Kuralları vardır. Bu kuralları, kanunları, kaideleri iyi anlamak, iyi kavramak gerekiyor ki bu çizgide, bu doğrultuda hayatımızı yaşarsak sıkıntıya düşmeyiz. Mesela trafiğin bir kanunu var. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anayasası var, bir kanunu var. Bu kanunlar doğrultusunda hareket etmek zorundayız biz. Kanunlara uyduğumuzda başımız belaya girmez. Aynı şekilde de Cenab-ı Rabbül Alemin'in adetullah, sünnetullah dediğimiz kanunları vardır. Mesela bir binada karşılıklı iki pencereyi aç, önüne ortasına otur. Şöyle bir etsin bakalım. Neler oluyor, neler bitiyor. Bu sünnetullah kanunudur. Yani cereyanda kalırsan şiddetli derecede çarpılır ve hasta olursun. Bak bu bir kanundur. O yüzden biz bu kanuna uymak için ne yaparız? Cereyanda kalmamaya gayret ederiz. Mesela şikayet edildiği zaman bir musibet karşılığında ikileşir o musibet diyor. Bu da Allah'ın bir kanunudur. Yani biz musibet geldiği zaman şikayette bulunursak, neden beni buldu, bu nereden çıktı gibisinden feryansın edersek, musibeti diyor, ikileştiririm diyor Cenab-ı Rabbül Alemin. Bu kadar basit. O bunun kanunu yani bakın. Çünkü onun mülkünde yaşıyoruz. Onun mülkünde bulunuyoruz. Kanunlarına elbette uymak zorundayız değerli dostlarım. İşte bu mana itibariyle bakın birazdan ne okuyacağız? Rahmet, merhamet, bolluk neden kesiliyor? Bunun sebebini anlayacağız. Bunun sebebini öğreneceğiz. Bir evimizde bereketsizlik bizi neden yakalıyor? Memleketimizde bereketsizliğe niye medar oluyoruz? Niye mazhar oluyoruz? İş yerimizde bereketi niye yakalayamıyoruz? Bunu anlayacağız, bunu kavrayacağız. Burada yaşanan bir hadiseden giriş yapıyor ki Bediüzzaman Hazretleri, o manayı kavradıktan sonra inşallah bunun üzerine diğer bahsettiğimiz bereketsizlik, sıkıntılar, ekonomik krizler neden geliyor? Bunu anlayacağız, kavrayacağız. Çünkü Cenab-ı Rabbül Alemin'in mülkünde yaşıyoruz. Bunu hiç kimse hiçbir zaman unutmasın. Nefes aldıran da odur, göz kapağımızı kımıldatan da odur. Öyleyse onun mülkünde memlukuz. Bu bir gerçektir. Bunu kimse inkar edemez. Bazen göz hastalığı yakalanıyor da insanın göz kapağını kurumasın, kör olmasın diye kendisi açıp kapamak zorunda kalıyor. Halbuki ne büyük nimetmiş göz kapaklarımızın çalışması. Biz bunun farkında bile olmadan Cenab-ı Rabbül Alemin sürekli bunu yaratıyor zaten, bize ihsan ediyor. Evet, mevzumuza başlayacak olursak diyor ki bakın, bana hizmet eden küçük bir Risale-i Nur talebesinin çoklar namına sorduğu suale cevaptır. Sual ne sormuş bakalım? O küçücük çocuk, o iman dersine aşık olan o çocuk ne sormuş bakalım Bediüzzaman Hazretlerine? Yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi. Yağmur duasına çıkıyorlar, yağmur namazı kılıyorlar ve çocuk o küçücük aklıyla fevkalade büyük bir manayı keşfetmiş ve soruyor. Neticesi görünmedi diyor. Faydasız kaldı. 2-3 defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı, gitti.
Nedendir diyor. Bunun sebebi nedir? Soruyu iyi anladık. Yaşanan bir hadise var ve küçücük bir çocuk bunun arkasını arıyor. Rabbim bu çocuk gibi bizlere de aklımızı kullanarak gerçek manaları aramayı nasip etsin inşallah değerli dostlarım. El cevap, bakın. Yağmursuzluk, yağmurun gelmeyişi. Bu çeşit dua ve namazın vaktidir. Çok önemli bir kaide ve çok önemli bir kural bu, bakın değerli dostlarım. İnşallah farklı bir programda dua bahsini okuyacağız, dua meselesini işleyeceğiz. Bakalım o dua neymiş, isteklerimizi ettiğimiz dua karşısında neden elde edemiyormuşuz onu da işleyeceğiz. Merakla o konuyu da bekleyin, takip edin değerli dostlarım. Ve burada bakın, onun üzerine çok değinmeden biraz teyit geçeceğim. Çünkü bahsetmek istediğim manaya ulaşmak istiyorum burada. Bakın, yağmursuzluk bu çeşit dua ve namazın vaktidir. Yani yağmurun gelmeyişi yağmurla ilgili dua ve namaz vaktidir. İlleti ve hikmeti değildir. Yani sırf yağmur yağsın diye namaz kılınmaz. Sırf yağmur yağsın diye dua edilmez. Çünkü bir menfaat karşılığında ibadet ettiğin için, ibadete de menfaat karıştığı zaman Cenab-ı Rabbül Alemin bunu kabul etmiyor. Kabul etmediğinden de netice hasıl olmuyor, olamıyor değerli dostlar. Temsil veriyor, bakın. Nasıl ki güneş ve ayın tutulması zamanında, malum belli bir süreçlerde güneş ve ay tutuluyor. Bunların zamanında sünnet olan bir ibadet vardır ki o da nedir? Suhsuf ve küsuf namazları kılınır. Güneş ve ay tutulduğunda küsuf ve husuf namazı kılınır. Ve güneşin grubuyla akşam namazı kılınır. Güneşin batmasıyla akşam namazı kılınır. Öyle de yağmursuzluk, kuraklık, yağmur namazının ve duasının vaktidir değerli dostlar. Yağmursuzlukta o yağmurun gelmeyişi zamanında yağmurla ilgili namaz ve duanın vaktidir. Nasıl güneş tutulduğunda, ay tutulduğunda küsuf ve husuf namazları kılınıyor, o onun vaktidir. Güneş açıldıktan sonra o namazı kılamazsın. Ay açıldıktan sonra o namazı kılamazsın. Onun vakti odur. Güneş battığı anda akşam namazını kılarsın. Bakın, onun vakti de odur. Şimdi biraz daha meselenin içine gireceğiz ve konuyu toparlayacağız. Bakın, ibadet ve duanın sebebi ve neticesi emir ve rızayı ilahidir. İbadet ve duanın yapılması Allah'ın razı olmasıdır. Menfaat için yapılmaz. Faydası uhreviyedir. İbadet ve duanın faydası ahirette görünür. Dünyada gördüğün zaman ücretini peşin aldığın için ahirette elin boş kalır. Kim ahirette sonsuz ebedi hayatta elinin boş kalmasını ister ki? Hiç kimse bunu istemez. Hiç kimse bunu arzu etmez. Öyleyse dualar ve ibadetler menfaati elde etmek için değil, o anda o duayı ve o ibadeti yapman gerektiği için yaparsın. Bak, eğer namazdan, ibadetten dünyevi maksatlar niyet edilse, namazdan ve ibadetten dünyevi maksatlar niyet edilse, yalnız onlar için yapılsa o namaz battal olur, kabul olmaz. Adam diyor ki, namaza da başladım ama işler düzelmedi diyor. Ben de kendisine diyorum ki, sen öğle namazını kılarken ne diye niyet ediyorsun? Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının ilk sünnetini kılmaya diye. Yanlış niyet ediyorsun sen diyorum. Nasıl yani diyor. Niyet ettim işlerimin düzelmesi için namaz kılmaya diyeceksin. Yanlış niyet ediyorsun. Öyle şey olur mu canım diyor.
Elbette olmaz işte. Yani menfaat için, dünyevi güzelliklerin gelmesi için namaz kılınmaz. Namaz yalnız Allah emretti ve ben onun razı olacağı ameli yapmam gerekiyor diye kılınır. Kıldığın namazın karşılığında dünyevi menfaatler beklenilmez değerli dostlar. O namaz battal olur, kabul olmaz. O dua kabul olmaz. Namaz ve dua sadece Allah beni bu ibadeti yapmamı istiyor, beni bu ibadetle görmek istiyor diye o an o ibadet ve dua yapılır. Mesela bakın, temsil veriyor. Akşam namazı güneşin batmaması için ve hüsuf namazı ayın açılması için kılınmaz. Şimdi zaten güneş batacak. Bu sünnetullah kanunudur. Adetullah kanunudur bu. Güneş zaten batacak. Sen akşam namazı güneş batmasın diye kılarsan o zaten kabul olmuyor. Zaten güneş batacak. Ay açılsın diye sen namaz kılarsan o namaz zaten kabul olmuyor. Zaten ay açılacak. Niyet çok önemli. Niyet çok önemli. Yani güneşin grubu batması o namazın vaktidir. Ayın kapanması, ay açılsın diye o namaz kılınmaz. Ayın kapanması vaktine sadece o an o ibadetle meşgul olman gerekiyor ki Allah seni o anda o ibadetle görmek istiyor. O ibadetin meşguliyetiyle seni görmek istiyor. İstediği budur sadece. Sen benim bu ibadeti yapma vaktim geldi deyip o anda o namazı kılacaksın, o duayı yapacaksın. Bütün mesele bu yani bakın. Ahirette meyvesini almak için, dünyada meyvesini almak için değil. Bak, öyle de bu nevi ibadet yağmuru getirmek için kılınsa yanlış olur. Yağmur gelsin diye namaz kılınsa yanlış olur. Bak, yağmur vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Yağmur vermek Allah'ın vazifesidir. Bak, yağmur gelsin niyetiyle yağmur duasına çıkılmaz. Değerli dostlarım, kulağımıza iyi yerleştirelim bunu. Yağmurun gelmediği, gelmeyişi, yağmurla ilgili namaz ve dua ibadetinin vakti olduğu için biz o ibadeti yapmaya gideriz. Hepsi bu yani bak. Rabbim bizden bu ibadeti istiyor şu an. Biz bu ibadeti yapalım. Yağmur ister verir, ister vermez. Ama yağmurun gelmeyişi bu ibadeti yapmamızın vaktidir. Bu duayı etmemizin vaktidir düşüncesiyle yağmur duasına çıkılır. Bak, yağmur vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Biz vazifemizi yaptık, onun vazifesine karışamayız. O an bizden yağmur namazı ve yağmur duası istiyor. Biz vazifemizi yaptık, onun vazifesine karışamayız. Karışmaya hakkımız yok. Bakın, bir hakikat var ki, bir zaman şeytan Hazreti İsa aleyhisselama itiraz edip demiş ki, şeytan, bakın İsa aleyhisselamla uğraşıyor. Bizimle hayli hayli uğraşır zaten bakın. Bir peygamberdir İsa aleyhisselam. Demiş ki, madem ecel ve her şey kader-i ilahi iledir, madem ecel kader programındadır, sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin. Bak şeytan, bu bir peygamberdir demiyor, onunla uğraşıyor. Onunla mücadele ediyor bakın. Neyse bak konumuzu şuraya taşımak istiyorum. Hazreti İsa aleyhisselam da buna karşılık demiş. Ne diyor şeytan? At bakalım şuradan kendini. Nasıl öleceksin? Atabilecek misin? Gör bakalım diyor. İsa aleyhisselam da demiş ki, Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki, Allah Celle Celaluhu kulunu tecrübe eder ve der ki, sen böyle yapsan sana böyle yaparım. Sen çatıdan aşağı kendini atarsan senin bacağını kırarım, hayatını alırım. Bak, böyle yaparım. Göreyim seni yapabilir misin? Allah diyor ki, hadi bakalım diyor, buyur, atla,
Benim adetullah ve sünnetullah kanunlarım var. Atla bakalım hadi göreyim seni yapabilecek misin? Diye tecrübe eder. Allah insanı tecrübe eder. Atlayabilir misin? Hadi bakalım görelim. Benim böyle bir kanunum var. Atlayacak mısın, atlamayacak mısın? Tecrübe eder diyor bakın. Fakat abdin hakkı yok ki. Kulun hakkı yok ki. Ve haddi değil ki. Kulun haddi değil ki. Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin. Allah kulunu tecrübe eder. Ama kul Allah'ı tecrübe edemez. Haddimiz değil. Ben böyle işlesem, sen böyle işler misin diye tecrübevari bir surette Allah'ı tecrübe eder gibi Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, terbiye ediciliğine karşı imtihan tarzı sui edeptir diye İsa aleyhisselam beyanatta bulunuyor. Biz Allah'ı tecrübe edemeyiz. Ya Rab ben böyle yapsam sen böyle yapabilir misin? Biz bunu diyemeyiz. Ya Rab ben yağmur duasına çıksam sen yağmuru yağdırabilir misin? Biz bunu diyemeyiz. Biz bunu diyemeyiz. Allah'ı biz tecrübe edemeyiz. Biz vazifemizi yaparız, Allah'ın işine karışmayız. Bakın, madem hakikat budur, insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışamaz. Kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışamaz değerli dostlar. Öyleyse biz yağmur duasına çıkar, yağmur namazını kılarız ama Allah'ın işine karışmayız. Çünkü bizden o an o ibadeti istiyor o. Biz o ibadeti yerine getiririz ama yağdırır, yağdırmaz, hikmeti iktiza eder, etmez. Biz bunu bilemeyiz değerli dostlarım bakın. Biz vazifemizi yaptık, onun vazifesine karışmayız. Çocuk dedi ya, namazı çıktık, kıldık, duayı ettik, yaptık ama namaz gelmedi. 2-3 defa bulutlar toplandı, dağıldı ama gene yağmur gelmedi diyor. Yağmur inmedi, sebebi nedir? Toparladı geldi, biz vazifemizi yaparız. Bizim vazifemiz kulluktur, ibadettir, namazdır. Vazife-i ilahiyeye karışamayız. Gerçi yağmur namazının zahir neticesi yağmurun gelmesi içindir. Fakat asıl, hakiki, en menfaatli neticesi ve en güzel ve tatlı meyvesi şudur ki, neymiş bakalım, en tatlı meyvesi şudur ki, herkes o vaziyetle anlar ki, herkes o vaziyetle anlar ki, onun tayinini veren, bak dua ediyorsun, yalvarıyorsun, kim indirecek sana yağmuru Allah'tan başka? Ne deneyler yaptılar, ne bilmem ne gazları patlattılar gökyüzlerinde, bulutların aralarında. Bir damla yağmur indirebildiler mi? İndiremediler. Yağmur rahmet hazinesinden gelir. Bir zaman bir bölgede şiddetli yağmur yağıyor, hesaplar, kitaplar yapılıyor. Bu tepedeki bulutlar ancak bu kadar yağar ama onun iki katı yağıyor, üç katı yağıyor. Bulutun bitmesi lazım normalde ama bitmiyor. Tekrar uçakla ölçüm yapıp geliyorlar. Diyorlar ya bu bulutun bitmesi lazım, hiç eksilmemiş. Yağmur devam ediyor. Bu da gösteriyor ki yağmuru veren ne buluttur ne de sebeptir. Yağmuru hakikatte veren Cenab-ı Rabbül Alemin'dir değerli dostlarım. Bakın, şimdi dua ediyor, yağmur gelmiyor, yağmura ihtiyaç var, insan çıkmış. O vaziyetten insan anlar gidiyor. Oyun tayinini veren, yani yemeğin, yiyeceğin, içeceğin temin eden babası, hanesi, evi, dükkanı değil, belki onun tayinini ve yemeğini veren koca bulutları sünger gibi zemin yüzüne bir tarla gibi tasarrufunda bulunduran bir zat onu besliyor ve ona rızkını veriyor. İnsan bunu anlıyor. Ne dükkanı, ne babası, ne hanesi, kimse beslemiyor onu. Koca bulutları bir sünger gibi sıkıp zemini bir tarla hükmünde tutan, kudreti elinde tutan bir zat onu besliyor. İnsan bunu anlıyor bakın. Hatta en küçücük bir çocuk da
daima aç olduğu vakit validesine yalvarmaya alışmışken o yağmur duasında küçücük fikriyle büyük ve geniş bu manayı anlar ki çocuk acıkınca annesine yalvarıyor. Ve yağmur duasına çıkan bu çocuk o küçücük fikriyle diyor, anlar ki bu dünyayı bir hane gibi idare eden, şu koca dünyayı bir ev gibi idare eden bir zat hem beni, hem bu çocukları, hem validelerimizi besliyor, rızıklarımızı o veriyor. Çocuk bile bakın eğitimden geçiyor. Yağmur duasına çıkınca anlıyor ki o yağmuru getiren ne muhtarmış, ne babasıymış, ne belediye başkanıymış, ne devlet idarecileriymiş. Bakıyor ki en kudretli gördüğü insanlar bile o yağmuru getirmekten aciz. Onlar bile el açmış, yağmuru istiyor. Çocuk bundan anlıyor ki, bakıyor manzaraya, ulan diyor, bizim rızkımızı veren ne anamızmış, ne babamızmış, ne filanmış, ne falanmış. Onlar bile diyor birine yalvarıyor. Yani Allah'a yalvarıyor. Demek ki diyor çocuk, o eğitimden geçiyor bakın. O terbiyeden geçiyor çocuk. Hakiki manada diyor, yalvarılması gereken, müracaat edilmesi gereken zat Rabbül Alemin'miş. Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'ymuş. Maşallah, berekallah. Şu eğitime bakın. Şu yağmur duasına çıkan çocuğun ruh halini ifade ediyor bu eser. Onun için o bir eğitimmiş bakın. Onun için o bir eğitimmiş. Öyleyse çocuk annesini ve babasını Yüce Mevlasından yalvarırken, isterken görmeli. Dua ederken çocuğunuz sizi görsün. Hatta cemaatle namaz kılın evde. Camiye gidemediğiniz, üşendiğiniz zaman. Evde toplu halde ibadet edin. Toplu halde Kur'an-ı Kerim okuyun. Bakın çocuk üstünde mükemmel pozitif etkileri var bunun. Tesirleri gözüküyor bakın. Ya. Diyor ki çocuk bak. Validelerimizi de o besliyor, o veriyor. O vermese başkalarının faydası bize olmaz. Öyleyse ona yalvarmalıyız der, tam imanlı bir çocuk olur. Maşallah. Sadece ona yalvarmalıyız der, ondan istemeliyiz der. Sebeplere müracaat ettiğimiz zaman sebeplerin gerçek tesiri olmadığını anlar. Ve imanlı bir çocuk olur diyor bakın. Bu münasebetle kısacık birkaç noktayı beyan edeceğiz. Şimdi dedik ya rahmet niye kesilir, bereket niye kesilir? Şu anlattığımız mananın akabinde birazdan okuyacaklarımız konuyla alakalı meselenin vuzuha kavuşması için çok önemli bakın. Niye rahmet kesilir? Niye bereket kalkar? Niye bolluk noksanlaşır? Niye ekonomik sıkıntılar olur? Yağmur meselesinden o konu başlığıyla şimdi meselemizin özüne dönüyoruz değerli dostlarım. Nimet ve rahmet-i ilahiyenin fiyatı şükürdür. Allah'ın merhametinin bize ihsan ve ikram ettiği şeylerin karşılığı şükürdür. Bakın şükürdür. Biz şükrü hakkıyla vermedik. Nimet şükür ister. Şükür görmeyince gider değerli dostlarım. Biz elimizdeki bolluğun kıymetini anlayamadık. Şükrünü hakiki manada eda edemedik değerli dostlarım. Bakın yağmur da bundan kesilir. Mutfaktaki bereket de bundan kalkar, devletteki bereket de bundan kalkar. Esas kalkma sebebinin altında yatan gene biziz değerli dostlar. Biziz. Şükür nimeti ziyadeleştirir. Şükretmeye, mevcut elimizde ne varsa teşekkür etmeye mecburuz biz. Mecburuz değerli dostlarım bakın. Mecburuz. Bak, az bir geliri olan dar gelirli bir insan
itikadı cihetiyle teşekkürü binden fazla ediyor Rabbine, onun o tayinatı, o maişet ona yetiyor. Ay sonunu rahatlıkla getiriyor. Çocuğunu da okutuyor. Ama yüksek fazla gelir olan bazıları teşekkür etmediğinden, yetmediğinden şikayet ediyor. Aynı memlekette yaşıyoruz. Aynı şeyleri yiyoruz. Hani sen altından kaplama bir ekmek yiyorsan bilmiyorum yani. Yetmemesinin altında yatan neden buysa. Ben altından kaplı bir ekmek de görmedim zaten. O zaman şükürsüzlük. Yetmesini istiyorsanız tayinatınızın şükredeceksiniz. Elinizdekine teşekkür edeceksiniz. Mevla'nıza, ya Rab bize bu nimetleri sunduğun için sana sonsuz şükürler olsun diye teşekkür edeceksiniz bakın. Biz şükrü hakkıyla veremedik. Evet, rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi Allah'ın verdiği nimetlerin fiyatını şükürle ödemediğimiz gibi zulmümüzle, isyanımızla gazabını celbediyoruz. Zulmümüzle, isyanımızla Allah'ın gazabını celbediyoruz. Nimeti noksanlaştırmasına sebebiyet veriyoruz. İsyan ediyoruz. Ne? Namaz kılın diye emrediyor, isyan ediyoruz. Kılmıyorum diyorsun. İsyan. Birçok şeye isyan ediyoruz. İsraf etmeyin diyor, israf ediyoruz, isyan ediyoruz. Oruç tutun, zekat verin diyor, vermiyoruz. O tatlı açlığı hissetmiyoruz. İsyan ediyoruz. Zulmediyoruz bakın. Öyle olunca da gadab-ı ilahiyi celbediyoruz. Bakın değerli dostlarım. Bizi bir uçurumdan aşağı kafesin içerisinde sallasalar. Ucu iple bağlı. Kafesin içerisindeyiz, uçurumdan aşağıdayız. Sallanmışız. Başka şansımız var mı? Yok. Diyor ki tepedeki insan, bizi tutan, ipimizi zapt eden, şöyle yap bakalım. Yapmazsan bırakıyorum. Ölüm korkusuyla insan dediğini yapar. 9 takla at orada diyor, atıyorsun. Zıpla bakalım diyor. Zıplıyor insan. Neden? Bırakacak çünkü. Zıplamıyorum be yahu diyebilir misin? Takla atmıyorum. Gözün kesiyorsa bırak beni diyebilir misin? Diyemezsin çünkü ipin ucu onun elinde. Bir bıraksa aşağıya gitti. İsyan etme şansın var mı o pozisyonda? İtiraz etme şansın var mı o pozisyonda? Yok. Peki bundan bizim ne farkımız var? Uzay boşluğunun içerisinde, dünya denilen bir gezegenin üstünde, ipleri Cenab-ı Rabbül Alemin'in elinde olan bir vasıtanın üzerinde duruyoruz. Allah Celle Celle diyor ki namaz kıl, oruç tut, zekat ver diyor. Bunun sonu cehennem çukurudur diyor. Ama biz isyanımızın boyutuna bak. Kılmıyorum, tutmuyorum, vermiyorum diye isyan boyutuna gelmişiz. Ama Allah sabırlı Celle Celal, Kur'an-ı Kerim'de vaat etmiş. Bunun hesabını size soracağım diyor. Elbet bu ipi bırakacağım diyor. Kimi cehenneme, esfeli safiline, kimi cennete, âlâ-i illiğine yükselecek. Vaat etmiş Cenab-ı Rabbül Alemin. Bu vaade kulak tıkayamayız. Evet, isyanımızla ne yaptık bakın? O rahmet-i ilahinin kesilmesine sebep olduk. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat, küfür ve isyan ile nevi beşer tam tokada kendini müstahak etti ve dehşetli tokatlar yedi. Elbette bir parça bizim de hissemiz olacak. Alem-i İslam'ın hali hazırdaki vaziyetine bir bakın. Çünkü onlar İslam'ı talep etmişler. Allah'a abd ve asker olmayı, kul olmayı talep etmişler. Talep etmişler ama talebi yerine getirmemişler. Talebin gerekçelerine uymamışlar. Sıkıntı burada başlıyor işte. Problem de bu zaten. Uymadıkları için hali hazırdaki, yeryüzündeki hallerine bakın. Devletlerinden olmuşlar, evlerinden olmuşlar.
aş ekmekten olmuşlar, giysi kıyafetten olmuşlar. Şu hale bakın. Ama buna talip olmayan, ben sırf dünya için yaşamak istiyorum, ahiret varsa da cehennemde azabımı çekerim diyen ehli küfür, cennetin dibini yaşar gibi dünyada yaşıyorlar. Bir bakın hallerine. Bu net gözüküyor değerli dostlarım. Neye talip olmuşsan, o talip olduğun şeyin doğrultusunda, kurallar çerçevesinde hareket etmek zorundasın. Etmediğin takdirde olmaz. Bir iş yerine alınmışım, vazifem buraları temizlemek, pırlanta gibi yapmak ama vazifemi yapmıyorum. İşe alınış gayeme, amacıma hizmet etmiyorum. O doğrultuda hareket etmiyorum. Ceza almaz mıyım ben? Gerek ihtar, gerek işten çıkarılma, gerek. Yani bakın. Aynen. Talip olduğun şeyin kurallarına uymak zorundasın. Biz de İslam'a talip olmuşuz. Ve İslam'ın kurallarına uymak zorundayız değerli dostlarım. Uymadığımız zaman sıkıntı elbette bizi bulacaktır. Elbette bizi yakalayacaktır. Bakın. Hadiste var ki, hatta deniz dibindeki balıklar dahi, bakın denizin dibindeki balıklar dahi, günahkar ve zalimlerden, günah işleyen, Allah'a isyan eden ve zalim kullardan şekva yani şikayet ediyorlar ki, onların yüzünden yağmur kesilir. Hatta bizim de nafakamız azalır derler. Olaya bakın. Onların yüzünden rızkımız kesilir, yağmurlar kesilir, nafakamız azalır derler. Ve sübhanallah. Denizin dibindeki balık bile bu meselede şikayet ediyorsa. Bu bir numune yani bakın. Demek ki bütün mevcudat şikayet ediyor. Kulluk yapmayışımızın akabinde, arkasında dehşetli bir yokluk, sıkıntı, kuraklık, noksanlaşma, bereketsizlik, rahmetin kesilmesi vuku buluyor değerli dostlar. Gene dibinde biz varız. Sizin başınıza gelenler ellerinizle ve dillerinizle yaptıklarınızdan başka bir şey değildir. Ya. Elimizle ve dilimizle kadere fetva verdirttiriyoruz değerli dostlarım. Evet, bu zamanlarda öyle günahlar, zulümler oluyor ki rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor. Rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor. Masum hayvanlar da azap çekiyorlar. Suya ihtiyacı var. Balık suyla yaşıyor değerli dostlar. Balık suyla yaşıyor. Onun yaşam ortamını sen günahınla sıkıntıya sokuyorsun. Yani yapmadığın kulluk, etmediğin ibadetin faturası nerelere yansıyor? Bak, öyle bir musibetten kaçınınız ki, ayette Cenab-ı Rabbül Alemin buyuruyor, geldiği vakit zalimlere mahsus kalmaz. Yani zalim zulmüyle musibetin gelmesine fetva verdirttirmiş, ama musibet geldiği zaman arada sadece onlar kavrulmuyor. Masumlar da yanıyor. Geldiği vakit zalimlere mahsus kalmaz. Masumlar ve mazlumlar da içinde yanar. O musibetin zalimler de yanar, mazlumlar da içinde yanar. Çünkü musibeti ammeden masumlar harika bir tarzda o gelen umumi musibetten namaz kılanlar, oruç tutanlar, İslamiyet'i tam yaşayanlar mesela bakın, bir mükemmel bir tarzda o yangın içinden selametle kalsalar, hikmeti diniye bozulur. Sadece zulmedenler, ibadetsizler helak oluyor. Toplum bir bakıyor ki, ana bu işte bir iş var. İmtihan perdesi bozuluyor burada. Zoraki ibadet etmek zorunda kalıyor. Zoraki inanmak zorunda kalıyor. Allah böyle istemiyor Celle Celaluhu. Aklıyla ve kalbiyle ve vicdanıyla ibadet etmemizi istiyor. İnsandan bunu talep ediyor.
Öyleyse diyor geldiği zaman musibet, bir deprem gelmiş mesela, sadece ibadetsiz insanların evi yıkılıyor. İbadet eden insanların evi ayakta kalıyor. Bu imtihan sırrını bozduğu için Cenab-ı Rabbül Alemin böyle yapmıyor. Gerek minarede göçüyor, gerek camide göçüyor, gerek zararlı, ziyanlı işlerin yapıldığı binalarda göçüyor. İmtihan sırrı bakın bu. Ama ayette buyuruyor ki öyle bir musibetten çekininiz ki geldiği zaman sadece zalimlere mahsus kalmaz, arada mazlumlar da yanar. O zaman düşünün bakın. Bir dal parçasının üzerine oturmuşuz iki kişi. Öbürü dalı durmadan kesiyor. Bak, arada sen de düşeceksin. Arada sen de kaynayacaksın. Hale bak. Peki, sen buna müsaade eder misin? Onun o zalimliğine, o zulmüne, o testereyle dalı kesmeye çalışmasına müsaade eder misin? Kes bebe dostum, kes kes, ohoho falan. Eline sağlık, pek güzel oluyor, kes. Veyahut da onu keserken, onunla ilgilenmeyip, onu görmezden gelip, gayet kuş sesleriyle, dallardaki meyvelerle ilgilensen, bu seni kurtarır mı? Bu da kurtarmaz. Çünkü onun yaptığı zulümle gelen musibet seni de yakacak. Çünkü daldan ikiniz bir düşeceksiniz. Beraber aşağı ineceksiniz. Buna nasıl kayıtsız kalınabilir? Buna nasıl sessiz durulabilir? Öyleyse ehli iman, ehli taat, Allah'a itaat edenler, ehli salah, namaz kılanlar, namaz kılmayanları uyaracağız. İkaz edeceğiz. Müslüman mısın kardeşim? Evet Müslümanım. Öyleyse namazını kıl da bir zahmet senin yüzünden gelecek musibet bana da isabet etmesin. Çünkü ayet bunu böyle buyuruyor. Onların ibadetsizliğinden gelen musibet masumları da yakar diyor. Ben demiyorum bunu. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Rabbül Alemin böyle uyarıyor. Öyleyse burada bir teşvik var ki ibadetsiz insanların ibadet etmesi için çok çalışmamız gerekiyor. Bereketin artması için çok gayret sarf etmemiz gerekiyor. Bu mücadelenin içerisine hep beraber girmemiz gerekiyor değerli dostlarım. Aman gözümüz seveyim. Nefsinizin keyfi için diğer masumların da arada yanmasına müsaade etmeyin değerli dostlarım. Bakın. Çünkü din bir imtihan, bir tecrübedir. O vakit Ebu Cehil gibi fenalar, aynen Ebu Bekir Sıddık gibi radıyallahu anh, tasdik ederler. Onun için musibeti ammede masumlar da bela çekerler. İmtihan sırrı bozulmasın diye Cenab-ı Rabbül Alemin, dersimizin başında dediğimiz gibi sünnetullah ve adetullah kanunları var. Bu kanunlar çerçevesinde bunu böyle tayin etmiş. İmtihan bozulmasın, teklif zayi olmasın diye böyle murad etmiş. Şimdi malda ve rızıkta hileler ile, suistimal ile, rüşvetle çok haram karıştığı, bakın maldaki hileler ile, alınan rüşvetler ile, çok haramların karışması ile ve ikincilerin kendi malına hakkıyla sahip olmadığı, ekin ekiyor, affedersiniz ama bir gerçek var. Krediyle traktör almış, krediyle mazot almış, krediyle tarla almış, krediyle tohum almış. Başında ve temelinde bir bozukluk var. Allah'a ve Resulüne savaş açmaktır diyor faiz. O savaşı zaten açmış. Kazanabileceğini mi zannediyor insan? Neden bunu anlamıyor ki insan? Görünüşe aldanmayın. Elinize geçen paraya, mala, mülke kaptırmayın kendinizi. Zarar edersiniz. Yanlış edersiniz. İşte diyor bu maldaki hileler, alınan yanlış paralar, bereketin, rahmetin kalkmasına sebep olmuştur diyor. İnşallah Cenab-ı Rabbül Alemin uyanmayı, kendine abd ve kul olmayı hepimize
nasip etsin değerli dostlarım. Ve bunun neticesinde de rahmeti ve bereketi bolca üzerimize yağdırsın. İnşallah. Evet, bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik değerli dostlarım. İnşallah başka bir programda tekrar farklı bir mevzu ile görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın efendim. Hiç düşünmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor.